sefer ailemizde bardak gerçekten taşmıştı. Mustafa'nın eniştemle bir olup banka kredisi alması ve bunu yapabilmek için dükkanı ipotek ettirme çabası babamı çıldırtmıştı. Allah'tan hukuk sistemimiz eniştem gibilere hazırlıklı olduğundan işleri düzeltmek o kadar zor olmadı. Ama babamın onlarla arasını düzeltmek mümkün görünmüyordu. Hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı ben de İzmir dönüşünde herkesin beni özlediğini, koşup boynuma atlayacağını zannederken bu acayip manzarayla karşılaşmıştım. O kadar hasta olmama rağmen kimsenin benimle ilgilenecek hali yoktu. Gördün mü başımıza geleni şimdi? Baban çıldırmıştır. Anneciğim üzme kendini ya, düzelir. Daha önce nasıl düzeldi, şimdi yine düzelir. Ben geldim. Hoş geldin. Hiç özlemediniz mi beni ya? Demek gözden ırak, gönülden ırak diye boşuna dememişler. Seninle bir ilgisi yok abla ya. Ne oldu senin sesine? Ay, o kadar gezdim ki üşütmüşüm. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? Canım. Ay nasıl özledim. Ben de çok özledim. Ay sesine ne oldu senin öyle? Sorma, çok fena üşütmüşüm teyzemlerde. Hayırdır? Yoksa birine bir şey mi oldu? Kimseye bir şey olmadı çocuğum. Olan yine bana oldu. Üzüntü işte durup dururken. Ay anlatır mısınız ne olduğunu? Çatlayacağım şimdi. Ay ne olacak? Eniştemle abim birlik olup dükkanı hortumlamışlar abla. Nasıl yani? Yani senin anlayacağın dükkanımız hortumcu eniştemiz ve abimiz yüzünden sigorta fonuna devredildi. Anlamadım. Ay Defne, şunu doğru düz anlatsana. Kızım enişten olacak o yürüyen duble bizim saftirik Mustafa'yı kandırmış, bankadan kredi almışlar. Kredi mi almışlar? Daha doğrusu almaya kalkmışlar. Allah'tan babam tam zamanında fark etti. Ay bıkmayacak mı bu adam ya? Yok, bıkmaz çocuğumu. Dünyaya çarpmaya gelmiş o. Gül gibi kızımı aldı, şimdi de dükkana gözünü dikti. Ay, bilmiyorum farkında mısın? Bu para hırsı yüzünden adamın devamlı bıyıkları uzuyor. Yani bir gittim neler olmuş ha? Sen ne yaptın peki İzmir'de kızım? Ay ne yapacağım, gezdim işte. Heh, iyi, iyi ki gezdin. Sen başka bir şey bilmezsin ki zaten. Ay kalacak mı benim başıma ayol? Abla bulamadın mı birilerini? Yangına körükle gitme Defne. Bulamaz bu, bulamaz. Baksana şunun tipine. Hiç bunda koca arayan bir kız tipi var mı? Aman anne taktın sen de ha. Ablam evlendi de ne oldu? Doğru söylüyorsun, evet evet. Biz şanssız bir aileyiz. Bu gidişle bunu da bir mafya babası alır. Zaten her seferinde laf döner dolaşır bana gelir. Ablam yeşil valizi ve Ceren üçlüsü geldi anne. Mazhar Fuat Özkan gibi. Kimse ağzını açmasın. Gel Ceren.
Boşanıyor mu? Yok canım, beceremez o. Senden bir farkı yok ki. Aman, herkes bir anda gelse olmuyor. Ya bulaşık yıkıyoruz ya kapı açıyoruz. Geç, ne hazırlayacaksan hazırla hadi. Ne hazırlayacak o? Bavulunu. Bavulunu mu? Evet, bavulunu. Nereye gidiyor? Canı nereye isterse oraya. Kovdum onu. Kovdun mu? Aa, nasıl kovdun yani? Basbayağı kovdum. Ne demek canım basbayağı kovdum? Nereye gitsin çocuk? Ne yesin ne içsin? Beni ilgilendirmez. Bir daha benim evime adım atamaz o. O kadar. Defolsun gitsin. Ne biçim şey bu böyle canım? Ne demek kovdum? Aa, hiç duyulmamış bir şey. Ah ah, toplama çocuk. Bırak valizini toplama. Babanın siniri şimdi geçer. Yok anne, duramam artık bu evde. Her şeyi hak ettim ben. Olur mu öyle şey? Çocuğum, baban şaka yapmıştır. Ben babamın güvenini hak etmiyorum ki anne. Safım ben. Her defasında inanıyorum enişteme. Aslında çoktan hak ettim kovulmayı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Dur çocuğum dur. Ben şimdi onunla bir daha konuşacağım. Dur sen. Ne yapıyorsunuz siz? Kapı mı dinliyorsunuz? Hayır anne. Mehmet, ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Ne demek bu şimdi kovmak bu çocuğu evden? Ha? Kovdum o kadar. Kapat bu muhabbeti. Mehmet, nereye gider, ne yapar? Bu çocuk böyle şeyleri bilmez ki. Evet baba ya. Bilmez. Beni ilgilendirmez. Onu hortumculuk yaparken düşünecekti. Mehmet, Mehmet ne yaptığının farkında mısın sen? Farkındayım. Bitti artık. Defolsun evimden. Mehmet, ama bak... Aması maması yok. İstemiyorum onu. Defolsun. O senin evladın. Benim arkamdan dolap çevirecek evlada ihtiyacım yok. Ay Allah'ım ya Rabbim. Hadi siz de odanıza. Dur anneciğim, acele etme. Biliyorsun sen, onun siniri hemen geçer ha? Ya tamam anne, üzülme. Önemli değil. Kazak da al. Ha? Ne o? Süveterleri aldım ya. Olmaz. Soğuk hava, kazak da. Peki hadi. Peki nerede kalacaksın sen? Bilmiyorum. İşte orası soğuk olur kalacaksın ya. Şu battaniyeyi de ya koyalım. Ya anne, battaniye alınır mı? Bırak battaniye, dur. Nereye gideceksin? Vallahi bilmiyorum ki. Daha önce hiç kovulmadım anne. Ya inanamıyorum ya. Babamın abimi kovmasına hala inanamıyorum. Keşke sen de eniştemi kovsaydın. Yani yanlış anlama, başımızın üstünde yerin var ama. Bu sefer kesin bitti diyeceğim ama inanmayacaksınız değil mi? Evet. Evet. Ben de. Görürsünüz. Bu sefer evin içine bile giremeyecek. Sokmayacağım onu. Vallahi benim bildiğim eniştem kapıdan giremezse bacadan kesin girer. Aynı Noel Baba gibi. Bacayı bile kapatacağım. Artık benim yüzümü bile göremez. Mustafa gitti mi acaba? Bakalım mı? Babam kızmasın. Mehmet. Mehmet bak, Mustafa gidiyor. Daha gitmemiş miydi o? Yok, gitmedi, burada. Yani gitme diyeceksen daha burada, gitmedi. Güle güle gitsin. Alasmaldık anne. Güle güle bebeğim. Kızlar, abiniz gidiyor. Buradayız anne. Buradayız anne. Gidiyor musun Mustafa? Evet abla. Nereye? Şimdilik belli değil. Ama hava çok soğuk. Amerika'da kim bilir kaç kişi sokakta kalmış, evsiz kaç kişi bu soğuklarda ölmüştür. Zaten soğuktan olmasa açlıktan ölür. Benim nereye gidiyor? Bilinmeyen bir yere yavrum. Nasıl yani? Yani çocuğum, dışarıda dayını çok zor bir hayat bekliyor. Ya açlıktan ölecek ya da soğuktan donacak. Tamam, uzatmayalım. Gidiyorum ben. Telefon et olur mu çocuğum? Habersiz bırakma beni. Bir ihtiyacım olsa mutlaka ara Mustafa. Abi, maketlerin hepsini saklayacağım. Ben de odanı her gün temizleyeceğim Mustafa. Ya utanmasanız elin hortumcusunu omuzlara alacaksınız be.
Salas mı aldık? Hadi güle güle çocuğum. Hoşça kal Mustafa. Telefon et Mustafa. Ay çocuğum ne yapıyor acaba şimdi? Fırtına da çıktı. Belki para çekme makinalarına falan sığınmıştır. Ne işi var orada kızım? Kimsesizler hep orada yatıyormuş anne. Olabilir. Hortumcu olduğu için yine bankaya gitmiştir. Ablan ne yapıyor kızım? Ceren'e ders çalıştırıyor anne. Çocuğumun karnı acıkmıştır. Dolapta zeytinyağlı dolma vardı, çok severdi. Aa, hanım yeter artık ya, yeter. Asabımı bozmayın benim. Mustafa gitti artık, tamam mı? Gitti. Benim Mustafa diye bir evladım yok. Sizler de alışsanız çok iyi olur. Mehmet, hatırlıyor musun? Mustafa doğduğunda erkek evladım oldu diye mevlüt okutmuştun. Kahvedekileri ve sitedekileri de çikolata dağıtmıştın. Sünnet olduğunda hatırlıyor musun? Kasap havası oynamıştın. Sarhoş da olmuştun. Sen yoluna, ben yoluma, çok mutluyum artık. Ömür Mustafa'nın yoluna. Ben yoluma, sen işe artık. Mustafa abi. Gel abi gel. Gel abi. Abi hoş geldin. Hoş gel bulduk. Yemek yapmadım ben de. Kaynana seviyormuş gel. Bu... Ne haber Hasan? İyi abi. Hayırdır bu saatte bavul? Pek hayır değil Hasan. Babam beni evden kovdu. Evden mi kovdu? Evet. Neden abi? Neden olabilir? Tabii ki o eniştem yüzünden. Sağ ol hanım. İpek, çocuğum bakar mısın bana? Efendim anne. İpek, ara bakalım abini, ne yapıyor çocuk? Arama. Benim evimden kimse aramayacak onu. Saçmalama Mehmet. Ne demek kimse aramayacak? Duyan da çocuk bir şey yaptı zannedecek. Yaptı tabii. Ara kızım sen, bakma babana. Tamam. Ara ama kısa olsun. Ayrıca sorun bakalım paltosunu almış mı yanına? Tamam baba sorarım. Bak sen benden daha çok merak ediyorsun. Ne alakası var canım? Yani almadıysa ben bir garibana vereceğim de ondan şey ettim. Hep o enişten olacak fırça bıyık yüzünden. Bırak abi Allah aşkına yavrum gelip. Dur ya. Ablamın kocası o. Daha da önemlisi Ceren'in babası. Alo. Ah Mustafa abi ya. Enişten olmasa hadi var ya.
Nasılsın Mustafa, neredesin? Merak etmeyin, iyiyim iyiyim. Şimdilik Hasan'ın yanındayım. Sonra bakacağız bir çaresine. Kal abicim kal, istediğin kadar kal. Baksana yayla gibi ev. Ben biraz Hasan'da kalacağım, onun yeri müsait. Tamam, bir şey olursa bizi ara. Hoşça kal. Hasan'ın evindeymiş anne. Heh. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu işte. Ay, İpek kızım kapıya bak. Tamam anne, bakıyorum. Canım, hoş geldin. İyi akşamlar güzelim. Merhaba. Merhaba. Alayım mı? İpek. Merhaba, nasılsın? Ah, Şükrancığım merhaba. Canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel canım, otur. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Oturun. Anneciğim. Merak etme abicim. Bu ev ikimize de yeter. Ben yemek yaparım, sen de bulaşıkları yıkarsın. Olmaz, ben hayatta bulaşık yıkamam. O zaman yemek yaparsın. Daha önce hiç yapmadım ki. O zaman üzgünüm abi. Bulaşıkları sen yıkayacaksın demektir. Yapma ya. Merak etme, merak etme. İlk geceden sana bulaşık yıkatmam. Bu gece misafirimsin. Pelin niye gelmedi? Kızlarla otururdu. Arkadaşlarıyla galiba bir ödevi varmış. Onun için gitti. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline afiyet sağlık olsun. Çocuğum. Anne ben odamdayım. Tamam canım. Yapma Mehmet Usta. Gençlikte olur böyle hatalar. Vallahi hiç boşuna uğraşmayın. Affetmem. Paraları ne yapmış? İsviçre'ye mi kaçırmış? Ne kim kaçırmış? Şey yapmış. Bir uçak almış, paraların hepsini alıp bir de yat almış. Yani çarçur etmiş. Dalga geçme hanım. Bence şeytana uymuştur. Mustafa temiz çocuk, yapmaz öyle şeyler. Evet evet, şeytana uydu. Var bizde öyle bir şeytan. Uzun bıyıklı. Bıyıklara kadar aklı olsa kızımı gül gibi yaşatırdı. Tamam tamam, kapatın bu konuyu, başka şeylerden bahsedelim. Nasıl gidiyor Zekeriya köydeki ev? Ev mi? Ev. Evet, sizin evi sordum. Ha, bizim ev. Kusura bakmayın Mehmet Bey, biz oraya ev demiyoruz ki. Ne diyorsunuz? Şato ayol, şato. Tabii ha. Şato ayol, şato. Unuttum, kusura bakmayın. Olsun canım, siz gün parkeler yapıldı. Afrika'dan geldi, bilmem ne ağacındanmış. Birinci sınıf. Ne? Parkeler mi? Evet. İyi. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah mezuniyetini de görürsünüz. Neler? Parkelerin. Siz şimdi birinci sınıf demediniz mi? İlahi Şükran. Abi ne iş yapacaksın? Vallahi bilmiyorum. Ben de geleyim seninle. Olmaz. Babamı yalnız bırakmayalım. Yorulmasın. Sen git dükkana. Ayrılma yanından. Ama bak, pizzacı dükkanını açtığın zaman beni yanına alacaksın değil mi? Oğlum nasıl açacağız ki dükkanı? Sermaye mi var? O da doğru ya. Uyudu. Babam ne zaman gelecek diye sonra sonra uyudu. Bana bak Hülya. Eğer bu sefer de bu adamla barışırsan vallahi senin saçını başını yolacağım ha. Anne içeri bile almayacağım. Abla, acaba neden sana hiç inanasım gelmiyor? Defne. Kızlar, sakın ha bu adamı içeri almayacaksınız. Kapıcıya söyleyin o da almasın. Hatta muhtara söyleyin mahalleye sokmasın. İsterseniz kapıya köpek bağlayalım. Hayır olmaz. O köpeği bile kandırır ayol. Ceyar o, ceyar. Ondan her şey beklenir. Doğru söylüyorsun anne. Her şey beklenir. Vallahi bence birazdan burada olur. Yok yok, gelmez. Öyle sıcağı sıcağına gelmiyor enişten. Üzerinden biraz zaman geçince ortaya çıkıyor. Vallahi doğru. Her işte bir hayır vardır Hasan. Belki de babamın beni evden kovması iyi oldu. Sıfırdan başlayacağım hayata. Çok büyük adam olacağım. Sevgili seyirciler, bugün sıfırdan zirveye çıkmış
başarılı bir sanayici ağırlıyoruz programımızda. Ve Mustafa Başak geliyor. Hoş geldiniz Sayın Başak. Buyurun lütfen. Siz iş hayatınıza sıfırdan başladınız. Evet. O zamanlar yanınızda sadece bir kişi vardı. Hatta babanızla bir problem yaşadığınızda gidip onda kalmıştınız. Hasan! Evet, Hasan geliyor. Abi. Evet Hasan Bey, bize o günleri anlatır mısınız? Tabii, anlatayım. Mustafa abi soğuk bir kış gecesi elinde bavuluyla beraber bana geldi. Üşümüştü. Acıkmıştı. Ben de tesadüf fesleğen soslu tagliatelle yapıyordum, beraber yedik. Sonra battaniye verdi. Yattık, uyuduk beraber. Şimdi bakıyorum da Mustafa abi karlı dağlar gibi ulaşılmaz ve zirvede. Nereden nereye? Hasan Bey'i uğurluyoruz, teşekkürler. Abi. Ve şimdi Mustafa Bey'in ilkokul önlüğünü diken terzi Hüseyin Bey ve eşi Sevinç Hanım'ı davet ediyoruz. Aa! Bugünlere getiren, hastalandığınızda üstünüzü örten birisi. Annem. Evet, Şükran Hanım geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur anneciğim. Aa, benim canım bebeğim. Otur. Merhaba. Şükran Hanım, bize biraz Mustafa Bey'in küçüklüğünü anlatır mısınız? Ah Mustafa'cığım, çocukken çok gazlı bir bebekti. aynı gazman gibi. Anne de çok korkaktı. Sünnetini bugün gibi hatırlıyorum. Sünnetçi eve geldi. Ay bu bunda bir korku, bir kaçmak. Anne. Tutabilene aşk olsun. Bu koltukların arkasına saklandı. Babasıyla ben bunun peşinden. Koltuğun arkasında çişini yapmış. İnanılır gibi değil, değil mi? Zaten ne zaman korksa çişini yapardı. Ay! Anlatıyorum çocukluğunu, anlat dedi oğlum. Onun için. İşte bu kadar. Size çok teşekkür ederiz efendim. Ah ben size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kal canım. Hadi. Oh canım benim. Hadi dünyanın en güzel anne, çocuğu. Ay iyi ki doğurmuşum ben bunu. Anne. Ay, bu hep böyleydi biliyor musunuz? Çocukluğundan beri kendini sevdirmez bu. Sizi bir keresinde evden kovmuştu. O zaman siz Hasan'ın evine sığınmıştınız. Ama sonra her şey çok değişti ve siz zirveye çıktınız. İşte o zaman sizinle gurur duydu. Kim geliyor? Babam. Evet, babanız geliyor. Hoş geldin baba. Hoş bulduk ya. Geç otur. Hoş geldin. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Mehmet Bey, bize o günleri anlatır mısınız? Evet. Onu gerçekten kovmuştum evden. Ama o çok çalışarak beni mahcup etti. Zirveye çıktı. Onunla gurur duyuyorum.
İftihar ediyorum. Aferin oğlum. Sağ ol baba. Aslan evladım. Aferin. Evet, şimdi Mehmet Bey'i uğurluyoruz. Ayaklarına sağlık. Başarıların sağ devamını diliyorum. Sağ ol. Aferin. Ve şimdi sıkı durun. Sizin için çok önemli birisini çağırıyoruz. Onu bu dünyada hep ayrı bir yere koydunuz. Hatta ismini duyduğunuzda kalbiniz bir değişik atmaya başlıyordu. Kim geliyor? Geldim. Hoş geldin. Evet Pelin Hanım, Mustafa Bey bir de sizden dinleyelim. Evet, Mustafa ile komşuyduk. Önceleri bana hiç yüz vermezdi. Benim aklım hep ondaydı. Onunsa hep işte. Bir gün dayanamadım. Seni seviyorum Mustafa dedim. Seni seviyorum Mustafa. Ben de seni seviyorum canım. Ah be Mustafa abi ya. Açsak şu pizzacı dükkanını. Girsek şu zincir olayına. Bütün dünyaya namımızı yaysak. Ya şu topraklardan bir dünya markası çıksa. Sevgili konuklar, değerli izleyiciler, bu yılın en başarılı, en genç iş adamını açıklıyorum. Hasan Abbasoğlu. Şuna bak şuna, kim yetiştirdi onu canım? Ah, aslan damadım benim. İyi ki kızımı vermişim sana. İyi ki evlenmişim Hasan'ımla. Aslan kocacığım benim, canım. Bu ödülü size vermekten gurur duyuyorum. Bu ödülü sıfırdan beri yanımda olan sevgili eşim Defne'ye armağan ediyorum. Defne, seni seviyorum. Bu senin için. Ustanın anahtarını ver Mustafa. Mustafa abi yok usta. Sen ver o zaman. Tamam usta. Maşallah dilde pabuç gibi. Senin de suyun ısınıyor. Sağ ol Mustafa'cığım. Efendim abi. Arkadaşı demiştim. Ha, benim de adım Mustafa da. Değil mi? Siz de mi işsizsiniz? Evet, siz? Evet. Ben de banka müdürüydüm ama artık işsizim. Ben doktorum. Ben de nükleer enerji mühendisiyim. Ben inşaat mühendisiyim. Ben de mimarım. Gördün mü birader? Eyvah, bunlar işsizse ben yandım demektir. Hülya, sen bugün işe gitmiyor musun kızım? Yok anne, gitmeyeceğim. Bugün mutlaka iş yerine gelir Kadir. Ne fark eder ki, çocuğun buraya da gelebilir. Gelirse gelsin, açmayız kapıyı anne. Enişten. Hülya. Sen hala utanmadan bu eve gelebiliyorsun ha. Çok kıymetli kayınvalideciğim. Evet yaptım ama bir sorun bakalım niye yaptım ha? Sormak bile yok, çok dışarı defol. Hülya dinle beni, ne olursun yalvarıyorum. Artık seni dinlemiyorum Kadir. Hülya açıklayabilirim. Açıklamak falan yok, çok dışarı dışarı. Ay ne sürük gibi adam be. Şşş! Ne oluyor? Getirin çocuklar. Getirin şuraya. Al bakalım Mehmet Usta. Bunlar ne Sinan? İş yok, iş yok diyordun. Al sana iş. İyi de kim yapacak bunları? Tabii ki siz. Oo, usta bu bayağı iş ya. Tam senin atölyeye göre iş. Torna işi.
Al, bunlar da resmi. Daha da çok var gelecek. İki ay geceli gündüzlü çalışsanız bitiremezsiniz. Uyarmadı deme ha. Yapma ya. Mustafa abim olsaydı biz 15 günde bitirirdik usta bunları. Sus, konuşma. Geveze seni, Mustafa abisiymiş. Anmayacaksın onun adını, demedim mi ben sana ha? Özür dilerim usta. Sakin ol usta, sinirlenme. Sen şu malzemelere bak bakalım, yetiştirebilecek misiniz? Ben Ceren'e üzülüyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Başka çare yok. Yani her gün kavga eden anne babası olması daha mı iyi? Abla, sen bir konuşsaydın. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum İpek, lütfen. Dur, ben kapıya bakayım. Ben bakarım anne. Bakmadan açma kızım. Tüpçü anne. Tüpçü mü? Hürmetler, mutfak nerede? Tüp mü söyledin anne? Yoo. Bir dakika, tüp söylemedik. Hülya. Kadir! Gözlerime bak. Git! Lütfen. Defol git buradan. Gidin. Defol! Gidin, hadi. Dinlemek istemiyorum seni. Lütfen Hülya, lütfen. Aa, inanamıyorum. Evet, yaptım. Ama sor bakalım, niye yaptın? Sormayacağım, sormayacağım. Hadi sor. Hayır. Seninle epey gelir damat seni. Çok sıçanı. Defol! 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 Bir dakika, lütfen. Anneciğim, dinle. Ama yargısız inşaat yapıyorsunuz siz. Beni dinleme seni ya. Benim hiçbir sorma hakkım var. Anne. Hayır, dinlemiyoruz seni. Ben bir iki gün taksicilik yaptım ama artık o da yok. Yani iş yok mu diyorsun? İş mi? Kim kaybetmiş ki sen burası kardeşim? Yatma ya. Sen ol, işin gücün varsa sahip çık. Piyasa çok kötü, işmiş yok. Ya. Kim yapacak bu kadar işi be? Vallahi Mustafa abi gelmezse hepsini bana yaptır. Selamünaleyküm Mehmet usta. Aleykümselam terzi. Bir şey duydum, doğru mu acaba? Ne duydun? Kovmuşsun oğlanı. Evet, geç bile kaldım. Daha önce kovmalıydım. Yapma ya. İyi oldu, iyi. Aklı başına gelsin biraz. Tamam canım. Oldu, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Bu geldi yine. Ver şu merdaneyi bana. Ay, aman ver. Anne. Saçmalama, ver diyorum sana. Ah, aman anne diyor ya. Sana ne? Ver sana. Al, al. Ah senin, az daha merdaneyi kafana yiyordun, gözün kör olmasın senin. Ay vallahi ben size kısmet üstüne kısmet bulayım, sen beni muhtavayla karşıla vallahi. Damada niyet sana kısmet. Yapma Mehmet usta, sana göre değil artık bu işler. Baksana bir sürü iş var burada. Ya müsaade et de alıp geleyim şu Mustafa'yı. Adımını atamaz o bu dükkana. İhtiyacım yok ona benim. Kendim yaparım. Daha ölmedim ben. Ver şu kumpası bana oradan. Buyur usta. İstersen sen de git Mustafa abinin yanına. Ben tek başıma yapabilirim. Olur mu öyle şey usta? Ben buradayım, seni bırakır mıyım hiç? Mehmet, et tırnaktan ayrılmaz. Gel affet şu çocuğu. Affetmem. Ben daha ölmedim. Kimseye ihtiyacım yok benim. Sağ ol İpek'ciğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim çocuğum. Afiyet şeker almayayım ben. Tamam. Ay Sevinç, ne yapacağız biz bunları? Barıştırmak lazım. Benim bey bugün gitti konuşmaya. Bakalım ne olacak? Ay, barışmaz ki. Ay çok inatçıdır, keçi gibi. Hep onun yüzünden. Hep kaderin yüzünden. Ben sana ne pırlanta gibi kısmetler bulmuştum da hiçbirini istememişti. Kendim bulursam böyle olur işte. Sen de duy. Duy da ders al biraz. Bak ne diyor Sevinç teyze. Ha? Benimkiler garanti ayol. Beğenmezsen değiştirebilirsin.
Anne ne alakası var? Bu dünyada herkesin iştahım gibi olacak diye bir kural yok ki. Kimse onun gibi olamaz. O bir yılan. Bir daha benim yüzümü bile göremeyecek. Bu kapıdan içeri bile giremeyecek. Ah! Ben bir çenemi bakayım. Hele bir girsin. Bak, merdane burada hazır duruyor. Bilmez miyim? Biraz evvel kafama yiyordu. Ay vallahi şimdi buraya girmek için ne planlar yapıyordur eniştem? İstediği planı yapsın. Giremez. Bakın benim güzel güvenlik görevlisi kardeşim. Benim Hamdi Bey'le mutlaka görüşmem gerek. Anlamıyorsunuz beyefendi. Hamdi Bey şu anda çekimde. Görüşemezsiniz. Anlıyorum. Anlıyorum da bu bir aile mevzusu. Mutlaka görüşmem gerek. Lütfen istirham ediyorum. Peki. Burada bekleyin, ben sorup geliyorum. Sağ ol benim aslan kardeşim. Bana bak. Şuraları süpür. Birazdan ordacı gelecek. Buyurun. Hamdi Bey yolladı. Kendisi şu anda kayıtta. Buyurun. Bu ne kardeşim? Bakın sayın güzel güvenlik görevlisi kardeşim. Bu çok önemli bir mevzu. Burada bir ailenin geleceği söz konusu. Burada minicik bir yavrunun babasız kalışı. Bir ailenin parçalanışı. Sonra bir annenin gözyaşları. Ve bir babanın titreyen kalbi söz konusu. İstirham ediyorum. Ay ne yapsak da şunları barıştırsak Şükran? Hayır, aklıma da bir şey gelmiyor. Benim de aklım durdu Sevinç. Mehmet'i tanırım. O şimdiden pişman da ama hem gururlu hem inatçı. Kış mevsimi geldiğinde gidecek yeri olmayan göçmen kuşların neler hissettiğini bilir misin? Ha? Güvenlik görevlisi kardeş. Ya da eve gidip kapıyı çaldığında kim o sesinin gelmemesinin ne demek olduğunu bilir misin sevgili güvenlik görevlisi kardeş? Peki ya sevda nedir bilir misin? Sonra yeni açan güllerin, kardelenlerin, kırda açan çiçeklerin kokusunu bilir misin? Tamam. Bir daha soracağım kardeşim, bir saniye. Ay seveyim, kafam ne kadar karışık ki. Şunun kol boyunu üçüncü keredir alıyorum. Demek ki çok güzel olacak. Bilmem artık. Ben bakarım anne. Tamam canım. Hüseyin amca hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Ceketinizi alayım. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle geçin. Gel. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Ne oldu, nasıl? İkna edebildiniz mi Mehmet'i? Yok, maalesef. Neler dedim ama olmadı. Nuh diyor, peygamber demiyor. Demez. Dedim size değil mi? İnatçı keçinin tekidir. Gurur yapıyor. Yok canım, sadece gurur değil. Çok kırgın. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama galiba bu işi de en sonunda ben halledeceğim. Peki senin bir fikrin var mı? Ne? Yok, hayır yok. Ben kaç gündür ağlıyorum Hamdi Bey, bilseniz. Yani biraz daha ağlasam sesimi duyabilirdiniz mısralarda. Peki sizin için ne yapabilirim? Ben o eve girmek ve karımla iki kelime konuşmak istiyorum. İnanın bana, iki kelime konuşsam yeterli. Yani? Yani Hamdi Bey, beni öyle bir değiştirin. Ne bileyim, öyle değişik bir makyaj falan yapın ki kimse beni tanıyamaz. Peki, erkek mi olmak istiyorsunuz, kız mı? Bu fark etmez. Yaş grubu? O ne demek? Yani genç mi olmak istiyorsunuz, yaşlı mı? Şişman mı, kel mi? Uzun mu, kısa mı? Balık eti mi, sıska mı? Ne kadar çok seçenek varmış Hamdi Bey. Var tabii.
Ne kadar çeşit insan varsa o kadar da çok seçenek var. Ben sadece oraya girmek istiyorum Hamdi Bey. Ne olur bana yardım edin. Yardımınızı esirgemeyin benden. Anlıyorum. O eve nasıl girersin? O eve nasıl girersin? O eve nasıl girersin? Buyurun Hüseyin amca. Sağ ol. Ya anne, bak aklıma ne geldi. Sen hasta numarası falan yapsan, babama da son arzusu desek. Ay saçmalama İpek, git Allah aşkına. Cin gibi adam inanır mı böyle şeye? Mustafa hasta desek? Bırakın Allah aşkına şu hastalık muhabbetini. Nereden çıkarıyorsunuz? Yok. Bu da çok abartılı olur. Buldum. Ne buldunuz Hamdi Bey? Seni bohçacı kadın yapacağım. Bohçacı kadın mı? Evet. Başka türlü giremezsiniz o eve. Nasıl olur Hamdi Beyciğim? Benim bıyıklarım falan var yani. Kapatırız, merak etme sen. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl? Yetiştirebilecek misiniz? Yetişir. Merak etmeyin. Ne o usta? Sen pek iyi görünmüyorsun. Yorgun musun? Yo, iyiyim ben, iyiyim. Siz kendiniz sağlığınıza bakın. İyiyim. Ben geldim. Hoş geldin canım. Gel çocuğum. Aa, ne o, herkes çok üzgün yine. Al işte. Bu da başka bir hali. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, böyle sokaklarda dolaşıyor. Ay aman tamam, size de hiçbir şey söylenmez zaten. Güzel. Yani bu işler öyle kolay değil. Evet. Maşallah. Size de Chevrolet tamponu gibi bıyık var ha. Ben 15 yaşından beri bıyıklarımı badem yağıyla beslerim Hamdi Bey. Belli oluyor canım. Hatıra ormanı gibi olmuşlar maşallah. Tebeciğiniz Hamdi Bey. Hoş geldiniz. Buyurun geçin öyle. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırdır Sinan Bey böyle? Hı? Vallahi pek hayır değil. Mehmet Usta'nın halini pek beğenmiyorum. Nasıl yani? Mustafa yok ya. Bütün işleri kendi yapmaya kalkıyor. Çok yorulacak. Vallahi Sinan doğru söylüyor. Allah korusun. Bir şey olmasın ha. Vallahi ne yapıp edip Mustafa'yı işin başına döndürmemiz lazım. Yoksa ben bu işin sonunu pek iyi görmüyorum. Evet, bıyıklar gidiyormuş, gördün mü? Hı. Şimdi şu kuruyana kadar bir peruk deneyelim. Çok önemli. Bir de kalça takmamız lazım. Kalça mı? Tabii, kalçasız bohçacı olur mu hiç? Oluyor. Gel Terzi, gidip ciddi ciddi konuşalım şu inatçı ihtiyarla. Hemen gidelim. Ben de çok endişeleniyorum. Vallahi bana boşuna uğraşıyoruz gibi geliyor biliyor musunuz? Çünkü onun inadı tuttu mu Nuh der, peygamber demez. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Sağ ol. Sağ olun, teşekkür buyurun ederiz. Efendim, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi, hoşçakalın.
Sevinç'im ah, görüyorsun değil mi başımıza gelenleri? Ay çok üzülüyorum Şükran ya. Olur mu böyle bir şey? İyi günler. Çarşaflarım var, istersiniz. İstemiyoruz, teşekkür ederiz. İstemiyoruz demeye güzel kızım. Hesaplı yaparım. Ha benim güzelim fıstığım. Aman aman istemez. Başımızda yeterince dert var zaten, hadi. O zaman bakayım size bir bakla falcı. Ne var ne yok söyleyeyim. Madem problem vardır. Fal mı? Ay anne ne olur baktıralım. Baktıralım mı acaba ha? Evet anne ya, belki babamla Mustafa'nın nasıl barışacağını da söyler. Evet anne, hadi baktıralım. Baktırın tabii canım, baktırın. Yapma etme Mehmet Usta, bir çocukluk yapmış işte. Gelsin öpsün eli olsun bitsin canım. O benim dükkanımdan içeri adımını atamaz, adımını. Laf benim ağzımdan çıkar. İyi de bu kadar işin altından tek başına kalkamazsın, yorulursun. Kim? Ben mi? Ben mi yorulurum? Ben eski toprağım be. Bak taş gibi ayaktayım. Taş, taş. Hadi bakalım çıksın faalımız. Ay, 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 ay. Ben bu fala bakamayacağım. Neden, ne oldu? Bu evde çok büyük bir problem var. Nasıl bildi? Nasıl bildi? Ne desem, ne desem? Kavga mı olmuş desem, gürültü mü olmuş desem? Bu evde biri birine küsmüş mü desem? Yoksa biri birini kovmuş mu desem? Ne desem? Ay vallahi her... Hiç merak etmeyin be, her şey yoluna girer. Ay hadi hayırlısı inşallah. Bir de kısmet görürüm. Tabii ya. Ha, nerede, sen mi söylüyorsun? Bu evde başarılı iyi olan biri var mıdır? Var var İpek. Abi kızım, sen de hiçbir kimseyi beğenmezsin ama. Kalacaksın sonunda ananın sırtına. Ayol bu kadın her şeyi biliyor. Gördün mü bak, kalacaksın başıma. Bir de öğrenci görürüm be. Ama kazanamamış üniversiteyi. Ama yalan söylemiş. Üniversiteyi kazandım demiş. Al bak yazıyor işte burada. Senin koca da iğneplikle ilgili bir şey mi yapıyor? Çıkmış o da. Doktor mu desem artık? Terzi mi desem? Ay Şükran inanamıyorum. Ay bu her şeyi bildi. Evet evet her şeyi biliyor. Evet. Ay anacığım, anacığım, anacığım. Bir de bir adamcağız çıktı burada. Kim? Çok namuslu, çok temiz bir adam. Kalbi berrak gibi, sanki yatırmışlar 3 gün çamaşır suyuna. Bembeyaz. Kim? Vallahi adının baş harfini pek okuyamıyorum. Sanki şurada K'ya benziyor ama Kastamonu'nun K'sı. Yok canım, o K değil baksana. Evet canım, K olamaz o. Eniştemden bahsetmiyor herhalde. Herhalde canım. Bakın canım, son harfi de çıkmış. R, Rize'nin R'si. İkinci harfi de... Ankara'nın A'sı. Kadir. İsim doğru da kalbin rengi bozuk. Yok canım, çok iyi bir adamdır bu. Yani şansı yoktur adamcağızın. Hep şanssızlığından olmaktadır bunlar. Yoksa karısını, çoluğunu, çocuğunu çok sever. Onlara çok bağlıdır. Onlar için her şey yapar. Onlar mutlu olsun ister sadece. Ama şanssız adam. Onlar istesin kendini Boğaz Köprüsü'nden bile aşağı atar. O adam karısı olmadan hiçbir şey yapamaz. O adam karısı olmadan gökyüzündeki yıldızlardan daha yalnızdır be. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.
Mehmet Usta iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok benim. Sen geldin Mehmetciğim. Hı, hal işte. Bu adamcağız akşam eve gittiğinde kapıyı küçük kızı açmazsa ne olacak? Küçük kızı var değil mi? Evet var. Var. İşte görünüyor zaten. Adamcağız eve gittiğinde kapıyı o tombalak kız açmazsa o adam hepten perişan olur be. Bu adamcağız ne yaparsa hep o küçük yavrusu için yapar. Karısını dünyadaki her bir şeyden daha çok sever. Geceleri karısının resmine sarılarak uyur be bu adam. Bu adamcağız karısını görmeden yaşayamaz. Şimdi boğaz kenarında Karadeniz'den esen rüzgara karşı yürümektedir. Birazdan o ağacın altındaki salaş kahvehanede adamcağız çay içecektir. Anne ben Kadir'e gidiyorum. Benim de acilim var, ben de kalkayım. Ha, bir dakika, ben bundan hiçbir şey anlamadım. O kadar anlattık anacığım. Biliyorum. Anlasaydın. Ay dur, ne diyorsun, acele etme. Ben de kaptıracaktım. Kahveye de gitmek istemiyorum. Bir sürü gürültü. Bir de sigara dumanı. Doğru ama ne yapacaksın işte? Eşi dostu görmeyin. Maç seyretmeye gidiyorsun. İyi ki. Sağ ol. Mehmet Usta, iyi misin? Yok bir şey, iyiyim. Hasan! Usta! Hasan, çabuk usta. Benim arabayı getir. Dur. Hemen yok, hastaneye götür. Yok, tutar. Hiç oturmaya şey, gerek yok. Mehmet, ne oldu? Mehmet, kendine gel. Ay Sevinç, bu Hülya'ya inanamıyorum ben. Fal baktırıyor. Daha sonucunu beklemeden Kadir'e koşuyor ayol. Vallahi haklısın Şükran, ne diyeyim? Efendim? Evet Sinan amca, benim. Ne? Babam mı fenalaştı? Babam mı? Babam mı? Hangi hastane? Tamam, geliyoruz. Ay Sevinç fırla! Çabuk üstüme bir şey al! Şükran! Çabuk çocuklar, acele edin! Çabuk! Ay çabuk Şükran! Hadi! Getir! Fırlayın çabuk! Hadi! Yavaş! Gel usta, gel! Aman çocuklar, gel usta, sarsmayın, dur yavaş! İpek al şunu çocuğum! Çocuğum Defne, babana pijamalarını getir, yastık da getir! Ya yavaş getirin! Yavaş! Aman! Gel usta, aman! Bana bak, gel buraya, gel! Tamam. Çekil, Hasan sen çık oradan bakayım. Çekil. Tamam, abartmayın, yok bir şeyim, tamam. Bana bak, bundan böyle artık doktorun dediklerini harfiyen yerine getireceksin, tamam mı? Yavaş. Abarttınız. Yavaş canım, dur. Ya. Gel ben senin hakkını şu yastığa. Tamam. Yastığa. Gel, olur mu? Alo, Mustafa abi. Hasan. Şey diyecektim ben. Ne? Niye haber vermediniz oğlum? Al canım, iç. Al. Hı. İç. Ay hay Allah. Bu kadar mı içtin? İyi. Ah, nereden bunlar başımıza geldi bizim? Buyurun Sinan amca. Teşekkür ederim kızım. Uyudu galiba. Çok yordu kendini canım. Mustafa. Mustafa'yı aradınız mı? Ben biraz önce aradım. Nasıl, iyi değil mi? Bir şey yok değil mi? Baba. Mustafa. Affet baba. Defne kapıya bak.
Baba. Babacığım. Baba, affet beni baba. Affet baba. Affet babacığım. Affet. Siz var ya, siz ikiniz. Bir daha böyle bir şey yaparsanız bak. Acıyı tatlıyı en son baba duyar.